Arkadaşlar herkese günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün böyle size kısa kısa köyden de görüntüler almak istedim. Arkadaşlar, çadırımız bildiğiniz üzere Burdur'un Tefen ilçesine bağlı Hasanpaşa köyü. Burası gerçekten hane olarak büyük bir köy. Köyün geneli hayvancılıkla uğraşıyor. Şöyle aşağı doğru kümesimizin olduğu yere doğru inelim. Hava bugün kapalı ama açıp kapıyor. Ama yine de sıcak bir hava var. Çok soğuk değil. Birazdan tavuklarımı da dışarıya çıkarmayı düşünüyorum. Şöyle aşağı doğru inelim. Emir, ne yapıyorsun? Arazimiz 500 metrekare. Şöyle göründüğü gibi arka tarafında bir alan var. Burada depo olarak kullanılıyor. Zaten videoyu takip edenler biliyor. Toplamda 500 metrekare. Evimiz burada. Kümesimiz karşıda. Kümesimiz toplamda 500 tavuk kapasiteli. Yani 7x10 makaslı sistem. 500 adet lohman sendimiz var arkadaşlar. Lohman sendi bakıyoruz. Burası tavuklarımı gezdirdiğim, çıkardığım alan. Burada hayvanlarımı salıyorum. İlerleyen zamanlarda şu bu ön tarafları da kapatırsam, bu aralarda dolaşmasını istiyorum ama şu an için yeter. Emir, daha şimdi çıkarmayacağız ama oğlum. Hayır, şu an çıkarmayacağız. Biraz bekleyelim. Aha, o zaman çıkaracağız tavuklarımızı. Dediğim gibi 500 lohman sendimiz var. Makaslı bir sistem çadır. 1,5 ay kadar oldu. Bu işe başladık. Günlük olarak bunların bakımı, yemlemesi, yumurta toplaması gibi videolarım mevcut. İlerleyen zamanlarda inşallah yumurta verimim de arttıktan sonra bunları tekrardan sizlerle paylaşacağım. Şimdi birazdan yemlerimi dolduracağım. Tavuklarıma yemlerimi vereceğim. Yumurtaları kontrol edeceğim. Ve hava biraz daha açtıktan sonra, bugün parçalı bulutlu gösteriyor, İnşallah hava biraz daha açılacak. Daha sonra tavuklarımı bahçeye çıkaracağım. Ve bugün şöyle göstereyim, burası ekmek evimiz. Burada da eşimle beraber güzel saçta börek yapacağız inşallah. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Çok kısa bundan bahsedeyim. Arkadaşlar, şekilde gördüğünüz gibi bunları böyle bir haftada bir, 15 günde bir hayvanlarıma veriyorum. İçerisinde soğan var, sarımsak, zerdeçal, taze kekik, pul biber ve çubuk tarçın var. Bunu bu şekilde, bu karışımı yapıp 5 litrelik bir suyun içerisinde 2 gün bekletiyorum. İyice böyle aromasını almasını bekliyorum. Ve bunları hayvanlarıma veriyorum, tavuklarıma. Ve bu hem sağlıklarının korunmasında, sindirim sistemlerinde doğal antibiyotik olarak geçiyor. Tabii ek vitaminler tavuklar için kullanılacak ama ben bunu hayvanlarıma böyle 10 günde bir, 15 günde bir veriyorum. Ve faydasını da görüyorum. Şükür, dediğim gibi, bu zamana kadar herhangi bir hastalıktı veya bir kayıp yaşamadık. Biraz da tabii bu ilgi ve bakımla alakalı. Evet, şimdi ben yemlerimi doldurmaya başlayacağım. Yemlerimizi koyalım. Daha sonra tavuklarımızı dışarıya çıkaralım. Ve en son artık saç böreğimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bunlar gezen bir tavuk yumurta yemi arkadaşlar. Artık bildiğiniz üzere yumurta yemine geçiş yaptım. Günlük bir çuval. Şu an yem tüketimim var. Tabi havalar soğuduğu için tavuklar enerji tükettikleri için ve ısınmak için daha çok yem tüketiyorlar. Yani yaz aralığıyla kışların arasında farklılıklar oluyor.
yem fiyatları da bu aralarda yine artmış. Söylediğim gibi 520 TL'den almıştım bir çuvalını. Şu anki araştırmalarımda Gezen 2'yi 550'den, Gezen 1'i de 570 liradan veriyorlar. Yani fiyatlar yine değişik. Tabii ben yine araştırmalarımı yapıyorum. Daha yeni olduğu için şu an anlaşmadım. Yine araştırmalarımı yaptıktan sonra tekrardan yem alacağım. Şu an itibariyle dediğim gibi yine 25 dolum üzerinde yem var. Evet, şöyle doldurum. Kapatalım. Açtım ben. Doldur. Hayır. İyi. Hadi doldur oğlum. Aferin. İçine. Yok. Bir tane daha dök. Aferin. Buna geçelim. Gel. Doldu. Aferin. Bir daha. Hadi bakalım. Bir tane daha koysan yeterliymiş. Bir tane daha koy. Hadi bir tane daha. Bir olsun. Tamam olsun. Bir tane daha koy. Evet. Tamam. Hadi ver ben devam edeyim.
anteni. Evet, tavuklara yem verme işlemimiz bitti arkadaşlar. Bizim oğlan sağ olsun tavukları pek rahat bırakmıyor. Al bakalım. Tamam, bitti. Diğer kovayı al. Evet, şimdi hep beraber tavuklarımızı dışarıya çıkaralım. Tavuklar, şöyle söyleyeyim, akşam saat 5'e kadar yumurtluyorlar. Dün öyle oldu. Yani bu saatlerde şu an biraz yumurta yapmış. Diğerleri de yumurtlasın. Zaten seslerinden duyuyorsunuz. Şu an yer arayan tavuklar var. Onlar da yumurtalarını yapsın. En son da yumurta toplama videosu yaparız. Şimdi tavukları dışarıya çıkaracağım. Ve ardından hemen belirttiğim gibi saç börek yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş geliyorlar. Hadi bakalım. Bunlar dışarıya kaçanlar arkadaşlar. Yem verirken Emir kapıyı açık unuttuğu için bir kısmı dışarıya çıkmıştı. Evet, şu an hepsi dışarıya çıkıyorlar zaten. Güzel. Temiz havayı gördüler. Dışarı dışarı. Hadi. Bili bili bili, gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel gel. Hadi. Evet. Tavuklar akşam saat 5'e kadar yumurtluyorlar. Şu an zaten 11'i geçti. Yumurtlayanlar şu an yumurtladı. Geri kısmı zaten akşam 5'e kadar da yumurta alıyorum. Onların hepsi bir toplansın. Hep beraber en son akşama doğru o yumurtaları da toplarken de video alacağım. Şimdi tavuklarımız çıksın, hava çok güzel. Bu havayı değerlendirelim. Geçsinler. Ben şimdi buraya da 3 suluk ve 1 yemlik koyacağım. İsteyen buradan da yiyor. İçeri git, içeride de yem yiyebiliyorlar. Dediğim gibi tavukların hepsi hala dışarıya çıkmıyor. Ama yavaş yavaş artık alıştılar. Şu an gördüğünüz gibi büyük bir çoğunluğu çıktı. Ben de şimdi yemlerini ve sularını da buraya ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, dışarıya da gördüğünüz gibi koydum. 3 suluk bir yemlik koydum. İsteyen buradan da suyunu içebilecek, yemini alabilecek. Tavuklar gördüğünüz gibi hala tedirgin. Birisi kaçışmaya başladığı zaman hepsi kaçıyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi köyümüz Hasanpaşa köyü. Hane olarak gerçekten büyük bir köy. Ve çiftçilik gerçekten yapılıyor. Herkes tarlasını, bahçesini ekiyor, biçiyor, hayvanlarına bakıyor. Gördüğünüz gibi karşısı inek ağrı. Onun yan tarafında yine bir inek ağrımız var. Genellikle büyükbaş hayvancılıkla uğraşıyorlar. Kooperatif de var köyde. Sütler direkt olarak kooperatife gidiyor. Kiminin büyük firmalarla yapmış olduğu anlaşmalar var. Bu anlaşmalar sayesinde de direkt kapılarına kadar gelip tankerlerle sütleri alıp firma gidiyor. O yüzden gerçekten güzel bir köy. Hayvancılık olarak ilerlemiş bir köy. Hem tarım hem hayvancılık olarak. Biz de zaten köyde çadır olarak bir tanıdığımızın daha
250-300 civarında bir yine gezen tavuk çadırı var benim gibi. Ben ikinci işletmeyim burada. İnsanlar tabi hep büyükbaş hayvancılığa alıştığı için biraz farklı gelebiliyor. Tavukçuluk deyince yani nasıl olur, nasıl yapılır, nasıl bakılır, bakımı nedir? Pek bir bilgileri yok ama artık yavaş yavaş çadırımı ziyaret etmeye başladılar. İnsanlar ilgi duyuyor. Herkes artık yumurta sormaya başladı. Tabi bu bir aylık süre zarfında da yani ilk kılavuzu alana kadar, tabi kılavuz yumurta geldikten sonraki yumurtanın küçüklüğünden dolayı ben şu an insanlara yumurtayı ücretsiz olarak veriyorum. Yiyin, tadına bakın diyorum. Ve bu şekilde de artık pazarımızı yavaş yavaş oturmaya başladık. Tefendi indiğim zaman orada soran insanlar da var. İnşallah yumurtalarımız da büyümeye başladı. Bunları da göstereceğim zaten size. İnşallah pazarımızı da yavaş yavaş oluşturmaya başladık. Şimdi arkadaşlar ben ateşimi yakacağım. Yavaş yavaş saçla böreğimiz var. Onu hazırlayacağım. Onu da videosunu sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, ateşimizi de yaktık. Saçımız üzerinde. Eşim bir yandan burada açıyor. Ben de şimdi birazdan buraya oturup ocağın başında pişirmeye başlayacağım. Patatesli ve ne var? Ispanaklı. Ispanaklı peynirli var. Hem bunları halledelim, pişirelim. Katmer de var. Katmer var mı? Tahinli. O tahinli katmer de varmış arkadaşlar. Evet, ben şimdi birazdan pişirmeye başlayacağım. Yalnız ateşin altına biraz tezek attım. Çünkü çok harlı olduğu zaman yakıyor. Onun için şu an biraz köz olmasını bekliyorum. Zaten burada şu an hazırlanıyor. Bebeğim yaktıklarını gibi. Da yaktıklarımı da göstereyim madem. Onun için şu an durdum. Normalde pişirmiştim. Onun için bekliyorum. Ateş biraz düşsün. Yoksa ben ne kadar yaparsam yapayım yanıyor yani. Yanıkların hepsini sen yiyeceksin. Aynen. Yoksa yanıkların hepsini biz yiyeceğiz. Onun için biraz daha bekleyeceğim ateşin düşmesini. Tezek attım. Onlar şimdi köz olur. Ondan sonra güzelce hepsini pişirip daha sonra kümese bakacağız. Kümeste kaç tane yumurtamız var? Onları toplayacağız. Hep beraber bakalım. Şey, bugünkü... Ispanaklının içine yumurta kırsak mı? Olur. O da güzel olur. Ispanaklının içine yumurta kırılabilir. Aynen. Denemiş olur. Güzel olur. Evet, ben şimdi ateşin başına geçiyorum arkadaşlar. Bakalım. İnşallah diğerlerini yakmadan çıkartabiliriz. Daha sonra kümesimize gideriz. Bakarız. Bakalım randımanımız arttı mı, artmadı mı? Ne durumda? Dün en son kaç yumurta almıştık? 9. 9'du değil mi? 10. Yok, hayır, 10 tane aldık. Akşam? Evet, akşam da geldi. Toplamda 10 tane yumurta aldık. Bakalım bugün onu geçebilecek miyiz? Bunu hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi şimdi biz şeyleri pişirelim, böreklerimizi. Daha sonra tekrardan kümesin içerisinde buluşmak üzere. Evet arkadaşlar, böreklerimiz bitti. Çok şükür hepsini pişirdik. Şu an dediğim gibi kümesimize geldik. Bakalım kaç tane yumurtamız var. Dün söylediğim gibi 10 adet almıştık. Bildiğiniz üzere 3 ile başladık. Pardon, 2 ile başladık. Tabii 3 oldu. 4, 5. Bugün bazı gün aralıklarında yumurta vermediği de oldu. 7. Dün en son 10 adet topladım. Şu an saat 4.30. Bir saatlik kadar daha süresi var. Eminim 1-2-3 tane daha verecek. Çünkü tavuklarımı şimdi içeriye aldım. Hep tavuklarım içeriye girdikten sonra böyle bir yarım saat, bir saat içerisinde yine yumurtlayan 2-3 tane tavuk çıkıyor. Şöyle başlayalım. Şimdi biraz eğelim. Bu şekilde kameramızı ayarlayalım. Evet, çekelim bakalım. Evet, burada bir tane yumurtamız var. Boyutlar arkadaşlar dediğim gibi bazı, yani bu daha önce yumurta yapmış bir tavuk. Bu kılavuz yumurtası değil. Onun için bakın şöyle. Gayet yerinde. Gramaj olarak büyük bir yumurta. Çekil bakayım kız. Bakın burada bir tane daha var. Bu biraz daha küçük. Ona nazaran biraz daha koyu. Burada bir adet daha var. Şöyle göstereyim. Evet, 3 oldu. Burada burası boş bir alan. Tavuklar gelip buraya da yumurtluyor. Burayı seviyorlar. Kapatsam tavuk dönüp dolaşıp duruyor ama yine de yumurtlamıyor. Onun için orayı açık bırakıyorum. Evet. Burada bir tane daha var. Şöyle göstereyim.
Başka bu altlarda yok. Bunun altında var mı? Yok, burada yok. Burada bir tane daha var. Şöyle bunu da göstereyim. Bakalım, evet. Burada da bir tane var. Evet, renkleri çok güzel yumurtaların. Kimisi koyu, kimi tam krem rengi, kimisi daha açık. Evet. Burada yok. Evet. Evet, şurada bir yumurtamız daha var. Burada. Şöyle karşıya doğru gidelim. Tavukları daha yeni içeriye aldım. Çok yorulur herhalde. Bakalım buralara. Buralarda. Yok yok. Yok. Burada. Var mı acaba? Bakalım. Yok. Buralar yine boş. Dediğim gibi. Şu karşıda yine bir adet. Burada da yumurtamız var. Şöyle baktığım zaman bazen bunların altlarına şey yapabiliyorlar. Burada yok. Burada da yok. Burada yine bir adet yumurtamız var. Sanki şurada bir tane daha yumurta gördüğüm gibi ama bakalım şunların altlarında oluyor bazen. Aynen, evet, dediğim gibi burada, buradan iki tane şöyle bırakalım. Ne yaptı? İki burada var. Bir burada, üç. Evet, toplamda yine bugün 10 şu an itibariyle 10 tane. Ama dediğim gibi şimdi yine sesleri duyuyorsunuz. Bahram tavuklar var. En az bir 2-3 tane daha yumurta verecek diye düşünüyorum. Çünkü saatlerini biliyorum artık. Öğleden sonra özellikle bu saatlerde yumurtlayan tavuklar var. Evet, söylediğim gibi arkadaşlar kılavuzu aldıktan sonra hemen hemen bir 10 gün geçti. Şu anki artışlarımız bu şekilde. Bilmiyorum. Bir anda da verim artabilir. Onun için zamanı bekliyoruz sabırla. İnşallah kısa sürede gözlemlenebilir bir artış olacak diye düşünüyorum. Evet, videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Biraz uzun bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi beğendiyseniz videoları beğenip abone olmayı unutmayalım. Bu gerçekten bizim için önemli. Videoları sonuna kadar izleyelim. Video ortalamaları şu an 4,5-5 dakika civarlarında. Gün gün üzerine koya koya gidiyoruz. Herhangi bir soru veya önerilerde yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hepsini cevaplıyorum. Yorumlardan da bana gelen tavsiyelerde gerçekten çok faydalı oldu. Onları da kendim birebir uyguluyorum. Dediğim gibi bir öğrenme aşamasındayız. Kendimize bilgi ve tecrübe katıyoruz. Umarım ilerleyen zamanlarda yumurtalarımız da artar. Şu an soran çok kişi var. Yumurta almak isteyen. Ama dediğim gibi şu an maksimum 10 seviyesine ulaştık. Biraz daha artış olsun. Ben zaten yumurtaları şu an soranlara tadına bakma amaçlı da olsun veriyorum. Herhangi bir ücret almıyorum. Zaten o dilden dile dolaşıyor şu an. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da artacağını düşünüyorum. Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.